Evet efendim, hayatta en böyle gıcık olan şeylerden biri de birinin anlattığı rüyayı dinlemektir. Neden? Çünkü hani böyle gerçek değildir falan. Hani ne bileyim, gören kişi etkisindedir hala ve sana anlatır böyle büyük bir heyecanla ama senin umurunda değildir. Yani Eser, böyle bir ejderha gördüm, böyle yeleleri vardı ama bu ejderha böyle kükrüyordu. Ay ne anlama geliyor acaba? Gamze sen aslan görmüşsün. Yok hayır aslan değil, böyle bir ejderhaydı bu, kolları yeşil filan. Böyle anlatırlar, senin umurunda değildir. Ay ne anlama geliyor, hemen Serdinç ablayı aramalıyım derler. Ve herkesin bir Serdinç ablası da vardır herhalde, bu ne anlama geliyor diye. Efendim şimdi rüyalarımızın bilinçaltımızın yansıması olarak düşünürüz hep. Ve benim yaşımda bir adamın veya da benim bilinçaltımda neler vardır şu an? Bunu merak ettim ve böyle bir skeç çıktı ortaya. Bilinçaltında kalanın canı çıksın adlı skeç geliyor. Hemen başlıyorum oynamaya, hiç alkışlamadan başlıyorum. Bakın başladım. Hocam merhaba. Merhabalar Vedat'cığım. Nasılsınız hocam? Sağ ol canım, sen nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Hocam, ben size bir problemi anlatmak istiyorum. Buyur. Yani şimdi hocam, siz bize derslerde böyle doğaçlamalar yaptırıyorsunuz. Evet. İşte ne bileyim, böyle bazı karakterlere sokuyorsunuz falan. Evet. Yani gerçekten tiyatro konusunda da bir ustasınız. Estağfurullah. Yok, estağfurullah. Açıkça söyleyeyim, gerçekten. Ama ben bu rollere girerken, karakterlere girerken hep böyle bir şeyler eksik oluyor. Yani tam istediğim gibi yapamıyorum. Yani tam olarak sahneye aktaramıyorum düşüncelerimi. Anlıyorum Vedat. Yani ve bunu nasıl çözeceğimi bir türlü bulamadım hocam ya. Şimdi Vedat'cığım, ben size derste de anlatmıştım. Oyunculuğun 3 şartı neydi? Ruh sağlığı, ruh sağlığı, akıl sağlığı, beden sağlığı. Evet, değil tamam, mi? Tamam, tamam. Bakıyorum senin beden sağlığınla ilgili maşallah hiçbir problemin yok. Değil mi? Teşekkür ederim. Evet hocam, maşallah. Ruh sağlığınla ilgili bir problemin var mı? Yok, hayır, normal. Yok. Geriye ne kalıyor Vedat'cığım? Akıl kalıyor. Akıl kalıyor. Yani? Şimdi biliyorsun bilinçaltımız gerekli gereksiz birçok bilgiyi depolar. Evet. Ve bazen bilinçaltımızı boşaltmak, rahatlatmak, dinlendirmek gerekir. Peki nasıl boşaltacağız hocam? Nasıl oluyor yani? Şimdi çocukluğuna ineceğiz ve seni oyunculukta engelleyen şeyleri ortaya çıkaracağız. Tamam, nasıl ineceğiz hocam? Nasıl oluyor? Hipnozla. Hipnoz? Hipnoz. Nasıl yapacağız onu? Yani işte böyle buradan köstekli saati sallarlar ya, ha. Karşıdakinin gözlerinde bir kapanma, şey olur, bir uyuma hali. Bu sallanınca, yani ben de televizyondan izlediğim ya açıkçası. Siz de tam hakim değilsiniz yani. Ama yani hakim değilsem de şey, iş, yani olay o yani. Ekstradan bir şeyi falan yok. Sallanınca karşıdaki uyuyor. Evet, öyle biliyorum. Tamam hocam. Yalnız köstekli saatim yok benim. Tamam hocam, başka bir şey yapalım. Saat var mı sende normal? Var, kol saatim var. Olur, o da olur. Ne, nasıl olur? Olur olur, yani zamanı göstersin yeter, öyle çok... Alayım onu canım. Tamam. Şimdi saati takip ediyorsun Berat'cığım. Tamam. Ediyorum. Yavaş yavaş gözlerin ağırlaşıyor. Evet. Göz kapakların iyice ağırlaştı. Evet, evet. Gözlerin böyle bir yarı uyuyor, yarı uyanık bir hal. Evet. Kafayı geriye doğru at. Evet. At kafayı geri. Evet. At. Bırak kendini. Evet. Şimdi 5'ten geriye doğru sayacağım Vedat'cığım. Evet. İnşallah küçük bir şey açarım arkadaşım sana. Biliyorsun geldiğin günden beri bir sinerji yakaladık. Enerji, evet, evet hocam gerçekten. Şimdi sayıyorum Vedat'cığım. Tamam. 5. 5. 4. 3. 3. 2. 1. Açtın gözlerini Vedat. Neredesin Vedat? Vallahi hocam beyazlıklar falan. Böyle... O beyazlıklar senin bilinçaltın Vedat. Gerçekten mi? Evet. Ne yapacağız şimdi? Şimdi o beyazlıklardan bir bir kurtulacağız. Tamam. Doktor abicim açsana sıkalım, bunaldım burada. Mete? Ooo Vedat Chili Peppers kardeşim. Kim o Vedat? Hocam Mete lise arkadaşım. O bize çok saçma şakalar yapardı, biz de gülmezdik hiçbirine. Evet, tamam. Cenaze namazını Jack'li kılsın. Hocam bu şaka yapıyor. Komik olmadığını söyle Vedat, gider o zaman. Tamam, Metin yaptığın şakalar iğrençler abi, hiç komik değiller. Küçükken gülüyorduk, hayatımdan çıkar mısın hemen? Jones yukarıda mı, Indiana Jones? Metin. Ünlü var ya Indiana Jones, Jones yukarıda mı? Abi çok güzel, hadi çık hayatımdan abi, hadi bakalım, hadi çık hayatımdan. Hadi. Ben koğuşta yatıyordum, John Travolta atıyor. Çok güzel. Çok güzel Metin, hadi abi gelme beni, çık hayatımdan, hadi kardeşim, hadi tamam hadi. Sen, ben, Ben Affleck, kim Messenger lan? Ya abi, bilmiyorum, eğlenmiyorum, çıksana hayatımdan be, çık git hadi ya. Kim o, Richard Gere? Abi çık hayatımdan yeter be, hadi git, defol git. Oo, ben James değil, sen ne değil?
Hocam kurtulduk. Devam edelim Vedat. Edelim. Pelin? Vedat. Vedat bana bir şans tanısan. Şimdi şans derken... Hocam Pelin... Kim o Vedat? Pelin bu üniversiteden arkadaşım, benden hoşlanıyordu. Benim de kız arkadaşım vardı, bir türlü söyleyemedim kendisine. Vallahi hemen söylesen iyi olur çünkü bilinçaltının büyük bir kısmını bu kız işgal ediyor. Tamam. Vedat bak, ben daha önce hiç kimseye böyle duygular hissetmedim. Ben seni seviyorum. Anlıyorum Pelin ama benim bir kız arkadaşım var ve ben onu çok seviyorum. Kız arkadaşım var? Vedat, ne kadar büyük bir şey kaybettiğinin farkındasın değil mi? Vallahi farkındayım herhalde. Sevişmek. Orgazma. Abi Rıza? Vedat ne yapıyorsun? İyidir hocam Rıza. Sapık Rıza bizim bakkalın çırağı. Bir şey lazım mı? Yok sağ ol abi. Bana bayan lazım, bayan lazım. Abi ne bayanı? Bir sakin ol. Bir dur bir dakika, bir sakin ol ya. Oğlum sana bir şey söyleyeyim mi? Demin dükkana iki tane çişli pite kız geldi. Büyür göreceksin. Şuku Bella gibi kızlar. Şuku Bella ne abi? İşte güzel bana böyle dirram yağı yok. Öyle anladın mı? Anladım. Onları alsana böyle karbon kağıdı koyacaksın. Ne yapacaksın abi? Sakin ol. Bir dakika ne yapıyorsun? Hadi çık hayatımdan. Terbiş terbiş konuşma ya. Sana başka bir şey daha söyleyeyim söyle mi? Söyle abi. Sen bayan olsan var ya. Ya hadi çık bayan. Hocam ben bilmiyordum bilinçaltında böyle şeyler olduğunu. Eskiden evet. Kalma çok özür diliyorum. Seni de tanıyoruz yavaş yavaş. Hop yakala nerede bakalım tutmuşum? Ya, tamam. Hop şurada tutmuşum. Tamam, nerede tutmuşum? Tamam, hop nerede tutmuşum? Hop nerede tutmuşum? Hadi yakala tutmuşum. Tamam sakin. Sağ hocam ben bu dondurmacıdan bir türlü dondurmayı yakalayamıyordum 3 günden beri. Yani böyle rüyamda yer etmiş artık yani. Demek ki ne yapmam lazım hocam? Vedatçım bu adamın bilinçaltından gitmesini istiyorsan o dondurmayı yakalamak zorundasın. Hadi tombişim. Hadi yakalayabilirsin tombişim. Yapabilirsin Vedat. Yakalayacağım hocam. Hadi tombişim. Bu sefer yakalayacağım. Haydi tombişim. Hoppala. Nerede tombişim? Oh. Nerede biliyor musun? Ya bir çık lan hayatımdan. Çık hadi. Vallahi güzel yakaladın. Abi. Hadi çık. Vay, vay, vay. Neredeyim ben ya? Hiç panik yapmayın. Ben sizi bir barda görmüştüm. Siz niye bu kadar altlarda kaldınız? Ben sizi aktif olarak kullanıyorum halbuki. Anlamadım. Valla anlayan anladı artık. Aman. Ya bir dakika, bir dursaydın bir tane. Oğlum, ne kadar büyümüşsün. On yaşındaydım. Sen öldüğünde 10 yaşındaydın be baba. Öyle deme oğlum, kader işte. Sırası gelen gidiyor. Ne sırası baba? Yani sen de daha 40 yaşındaydın. Daha sıran gelmemişti ki. Yani seni yine ölebilecek yığınla insan varken neden sen baba? Seni çok özlemiş. Evet. Baba seni çok özlemiş. Ben de oğlum. Ben de çok özledim. Sen fark etmesen de hep yanındayım. Ne yaptığını hep görüyorum. Gururlanıyorum. İşte benim oğlum diyorum. Seni çok. Çok seviyorum. Ama şimdi ayrılık vakti. Nasıl ayrılık vakti? Ne ayrılıyor? Zaten hep yanındayım. Yazdıklarında, söylediklerinde hep ben varım. Baba sen gitme. Gitme, kal burada, beraber olalım. Gitme. Ama şimdi buradan gitmeliyim ki sen daha özgür, daha mutlu, daha başarılı ol Vedat. Baba gitme. Hoşça kal. Baba gitme. Hoşça kal.